Çok güzel. Devam et. Her adımını takip et. Hoş geldiniz Başsavcım. Yiğit'in gizli tanık olmayı reddetmesi kötü oldu. Annesinin ölümünden sonra doğrusu doğru yola gireceğini düşünmüştüm. Emir haklı çıktı. Yiğit'in bundan sonra hiçbir koşulda bizimle çalışmayacağına eminim. Hı. Nihat ne oldu? Hani onun sevgilisini sıkıştıracaktın sen? Dinlemeyi başlattık ama adam kızın verdiği hediyeyi attı galiba bir köşeye. Tık ses alamıyoruz. Zaten aldığım duyumlara göre Nihat, organizasyon içindeki gücünü ve pozisyonunu giderek kaybetmeye başlamış. Artık çemberin dışına itiliyor. Yiğit'in yükselişte olması bütün dengeleri değiştiriyor. Kesinlikle. Başsavcım, Emir geliyor. Emir oğlum, hoş geldin. Yolculuk nasıl geçti? Hoş bulduk efendim. Emir, hoş geldin. Ne haber? Bundan sonra git gel devri kapanıyor. Her şeyi hazırladım. Bu haftadan itibaren seni yanıma alıyorum. Artık bu yolda yan yana mücadele edeceğiz. Gurur duyuyorum efendim. Bu abisi yüzünden bizimle uğraşan avukat değil mi? Ne işi var bunun poliste? Evet Nihat Bey, Ömer Ziya Baş, mevzu sandığımızdan çok daha derin. Bu polis Levent Baş da Ömer Ziya'nın yeğeni. Abisinin oğlu mu? Evet, Ömer Ziya aynı zamanda Emir'in eski patronu. Ha, evet. Cenazeden hatırlıyorum. Bu adam kim? Başsavcı Adnan Bey. Başsavcı mı? O da Emir'in yeni patronu. Emir'in yeni patronu. Emir'in ne alakası var bu adamlarla? Beraber hareket ediyorlar. Başsavcı Emir'i yanına almak için nüfuzunu kullanmış. Emir'e çok önem veriyor. Efendim, Derya Hanım geldi. Aman. Tamam. Al bunları. Hoş bulduk. Neyin var senin? Yine bir şey mi oldu? Artık yavaş yavaş yolun sonuna geliyoruz. Etrafındaki çemberi her gün biraz daha daraltıyorlar. Hissediyorum. Ben böyle çok adamı ağır ağır pişirdim. O yüzden bu işin nasıl olduğunu sonunu da çok iyi biliyorum. Gidelim buradan Nihat. Bizim mutlu olmak için bu şahşaya, bu güce ihtiyacımız yok ki. Bırakalım her şeyi arkada. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere gidelim. Bu adamlardan gidecek bir yer yok. Nereye gidersek gidelim, mutlaka bizi bulurlar. Senin ipini kendi biraderine çektireceğim Yiğit. Emir asacak seni. Efendim? Savcı Bey günaydın. Uyandırdım mı? Kimsiniz? Sizinle görüşmek isteyen birisi. Bu sorumun cevabı değil. Kimsiniz dedim. Söylemeyeceksiniz, kapatacağım. Nihat ben. Nihat Demir. Sen beni niye arıyorsun? Seninle konuşacak neyimiz var bizim? Abin olabilir mesela. Abin hakkında konuşabiliriz. Benim bir abim yok. Başka? Ha, doğru. Söylemişlerdi. Sen hukuk için, adalet için abini bile tanımazsın. Tamam o zaman. Annen hakkında konuşalım. Ya da baban hakkında. Ya da onlara yapılanlar hakkında. Adres ver bana çabuk. Nihat dün akşamdan beri sırra kadem bastı. Aslında o itleri kapısına atmakla tedbirsizlik ettik. Ne kadar uzağa kaçabilir? Ben nasıl olsa onu bulacağım. Biraz diken üstünde yaşayacak. Sürünecek. Ne zaman ve nereden çıkacağımın korkusuyla yaşayacak. Orası öyle tabii. Neyse, Sadet'e gelelim. Artık abiyle tanışma vaktin geldi. Hazır ol, abi seninle konuşacak. Tabii Hakkı Bey. Savcı Bey hoş geldin. Seni dinliyorum. Seni dinlemenle olmaz. Sen de stajdaymışsın. Sayın Başsavcımın dinlemesi lazım beni. Sen ne demek istiyorsun? Gizli tanık olmaya mı karar verdin? Siz bu örgütü çökertmek istemiyor musunuz? İşte fırsat ayağınıza geldi. Onların içini dışını benden iyi kimse bilemez. Sen benim buna inanmamı mı bekliyorsun? Ayrıca bildiklerini anlatsam bile bu işlediğin suçları yok saymayacaktır. Nerede ne kadar ceza indirimi alacağını anlattığın bilgiye göre mahkeme karar verecek. Ama sen Nihat her türlü hapis yatacaksın. Benim derdim hapisten yırtmak değil, hayatta kalmak. Ha bir de Yiğit'in senin elinden adalete boyun eğdiğini görmek. Senin adaletinin terazisi nasıl Emir? Herkes aynı tartıyor mu? Yoksa yakın akrabalara ayrı muamele var mı? Sayın Başsavcım, sizinle acil konuşmamız gereken bir konu var. Gizli tanığımız var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.